Abbasiler ile savaşan Kürt lider Sadaka İbn Ali tarafından kurulmuştur. Sadaka, Musul'dan Urmiye'ye kadar geniş bir alanı hakimiyeti altına almayı başardı. Belazuri'ye göre Urmiye şehrini fethettikten sonra birkaç kale inşa etti ve etrafına hendekler kazarak burayı güçlendirdi. Daha sonra bir fetih harekatına başladı. Salmas, Usnu ve Piran şehri topraklarına kattı. Abbasi halifesi Harun Reşit döneminde topraklarını daha da genişletilerek Tebriz'i hükümdarlıkları altına aldılar. Sadakilerin başarılı seferleri sonrası, Kazazima olarak bilinen bir generalin komutasına büyük bir ordu gönderen Abbasiler, Meraga yakınlarında Sadakilere yenildiler. Sadaka'dan sonra oğlu Ali başa geçti. Abbasilerle yapılan bir savaşta ölen Ali'nin yerine ise oğlu iki. Sadaka geçti. Zarik, Zuraik olarak da bilinir. Dedesi, Sadaka gibi yetenekli bir savaşçıydı. Abbasi'ler ile temasa geçerek Ermenistan ve Azerbaycan üzerindeki egemenliği karşılığında Babak Khorramdin ile savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Abbasi halifesi El Memun anlaşmayı kabul etti ve Zarik Azerbaycan dağlarında saklanan Babak Khorramdin'e karşı sefere çıktı. Böylece kendisine vaat edilen Ermenistan ve Azerbaycan'ı da topraklarına kattı. Yıkılışı ancak anlaşmaya bağlı kalmayan Abbasi halifesi 826 yılında Musul'u kuşattı ve ele geçirdi. Zarik, Musul'u tekrar ele geçirmek için bir ordu gönderdi ancak mağlup oldu. Sonrasında 40 bin kişilik yeni bir ordu kurarak tekrar sefere çıktı ve Musul'u ele geçirdi. Ardından Said İbn Yunus Azdi'yi öldürdü. Bu olay Abbasi halifesi Memin'u kızdırdı. Muhammed İbn Humayit komutasına bir ordu gönderdi ve Zarik'i yendi. Yenilgiden sonra Zarik 827 yılında idam edildi ve sadakiler yıkıldı.